Bu Yunus Aleyhisselam'ın münacatı. Bu münacatta bize bakan nasıl bir derse ibret çıkartması gerekiyor? Şimdi bu münacatta üç tane kelime var. Yani üç cümle ve kelime diyelim. Münacatı üçe bölersek birincisi La ilahe illa ente. Bu birincisi. Paneke, ikincisi. İnni küntü mine zalimin, üçüncüsü. Üstad bu üç manaya tabii çok orijinal bir şey yapıyor. Yorum yapıyor. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize. Subhaneke kelimesiyle dünyamıza. İnni küntü mine zalimin ile nefsimize nazar-ı merhametini celbetmeliyiz. Şimdi la, işte sen la'dan başla böyle gidelim. Ben başlayalım abi. Şimdi la ilahe illa ente cümle. Şimdi istikbalimiz karanlık. İstikbalimiz karanlık. Dehşetli. Tabii zifiri karanlık. Bir de cehalet olursa o karanlık ne yapar? Kat kat artar. Küfür olursa hem karanlık hem zulmet hem dehşet zuhur olur. Küfür ama fıtrat-ı insanda ne var? Gaflet var. Gaflet de nedir? O da karanlık. İnsan gaflet anında ne yapıyor? Kayıyor. Günahlara giriyor. Katıya kusur ediyor. Bu karanlıklı ve dehşetli ortamda ne yapmak lazım? La ilahe ent. Ente kelimesi Allah'tan mağda ilah var mı? İlla ente. Ya Rabbi eğer sen tutarsan, sen sahip çıkmazsan, sen mu'in ve müzahir olmazsan, biz helak olur. İstikbaldaki o karanlığı, o zulmeti nasıl izale edebiliriz? Ya Rabbi sen elimizden tut, sen sahibimiz ol. Nasırımız sensin, mu'inimiz. Sen dilersen her şey kolay olur. Sen dilemezsen hiçbir şey biz ne yaparız? Muvaffak olamayız. Onun için La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize bak, nazar-ı merhametini celb ediyoruz. İlla ente. Onun için mesela Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Bir an ya da beni bana bırakma. Beni benim nefsimin tedbirine de bırakma. Dünyada nefsin tedbiri noktasından en mükemmel kimdir? Resulullah'tır. Peygamber, ya Rabbi beni bana bırakma. Beni benim nefsimin terbiyesine de bırakma. Onun için Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın. Yani nimeti elimizden almasın. Allah ayağımızı kaydırmasın. Kalbimizi müşerreş etmesin, içimize karanlık vermesin, gaflet ve davet karanlığından, cehaletten, küfürden, sapıklıktan, her türlü necasetten, maddi manevi pislikten bizi muhafaza etsin diye illa istikbalimize bakıyor. Sen elimizden tut. Bu bir. Sübhanallah kelimesi dünyamıza bakıyor. Dünya Cenab-ı Hakk'ın hükmündedir, taht-ı idaresindedir. E dünyada ne gibidir? Değil mi? Dünyada deniz gibi dalgaları var. Boğuyor. Yani dünyada ne var? Ölüm var. Başka firak var. Ayrılık var. Başka
Hastalıklar var, musibetler var, sıkıntılar var, sancılar var. Dünya hayatı her zaman arsuda değil, çalkantı da değil. Hadisat dehşetli şiddetti. Bak adam diyor ki, dünyayla boğuşuyorum. Demedi biraz önce. Evet. Dünyada sıkıntılarım var. Allah senin sıkıntılarını zarar etsin. Seni sahili selamete çıkarsın. Ha. Şimdi dünyanın sıkıntıları, sancıları, meşakkat ve musibetleri içerisinde şey gibi, değil mi? Nuh tufanı gibi. Hadisat alıyor bizi, fırlatıp götürüyor. Değil mi? Paralıyor, parçalıyor. O şey gibi, o tsunami gibi. Böyle kapat. Ki tsunami şeyi gibi alıyor, fırlatıp atıyor. Paralıyor ve parçalıyor. Tabii bu musibetler, bu ölümler, bu hastalıklar insanın içinde ne yapıyor? Sıkıntı veriyor, darlık veriyor, yara açıyor. O zaman kadere karşı insan nefsinde bazen Allah korusun, kadere ve Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı nefisten şey yükseliyor. İtiraz yükseliyor. Ya Rabbi niye bu böyle? Ne diye böyle? Bu niye musibetler hep Allah korusun bana isabet alıyor? Allah varsa o zaman Subhaneke ya Rabbi seni tenzih ederiz. Allah tasarrufatında, Allah halakiyetinde, Cenab-ı Hak rububiyetinde, Cenab-ı Hak ahkamında zulümden müberradır. Cemal ve kemaline muhalif her türlü ahvalattan münezzehtir. İşte Subhaneke kelimesi de dünyamıza bakıyor. Aman, aman kaderi itham etme, rahmeti ilahiye karşı başını kaldırıp dikleşme. Mülkün sahibi kimdir? Bakın şimdi ayet-i kerime var. İki tane ayet size okuyayım. Buyuruyor ki, yaşatan odur. Öldüren odur. İki, güldüren de odur, ağlatan da odur. Güldüren de Allah'tır, öldüren de Allah'tır, yaşatan da Allah'tır, ağlatan da Allah'tır. İşte burada imandan gelen tevekkül ve Allah'a teslimiyet. Devir mülk. Mülkün sahibi kimdir? Cenab-ı Hak bitti. Bu el yüzü çevirir. Nasıl irade ederse, nasıl hükmederse, hükmünde nasıl bakacağız? Bir, Allah hakimdir. Hakimdir, aves etmez. Rahimdir, rahmeti boğulur. Adildir. Kader hakiki illetlere bakar. Kader hakiki illettir. Allah kullarına zulmetmez. Onun için musibetler, hastalıklar, meşakkatler insanı helak etmek için gelmez. Niçin gönderilir? Arındırmak için, safileştirmek için gönderilir. Demek musibetler, hastalıklar, sıkıntılar insanı helak için gelmez. Helak etmek için gelmez. Arındırmak için gelir ve gönderilir. İşte hayatın başına bir darbe, bir sıkıntı geldiği zaman ne diyeceksin? Subhaneke. Ya Rabbi ben seni itham ediyorum. Sen herkese müstahakkını verirsin. Burası da işte imandaki kemalat. Eğer imanda zafiyet varsa bir suyete çıkmamışsa o zaman statüyle kırılmış el bile dövüşmek gibi. Kaderi tenkit eder. Rahmeti itiraz eder. Ya, hatta teferrün eder, firavunlaşır. Bu ince imtihan noktası.
işte Kamil manayı şey yapmıştır. Çok iyi kavramışlar. Narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen ya Rabbi senden gelen her şey hoş, her şey güzel. Narın da hoş, nurun da hoş. Eskiden beri Osmanlı kahvehanelerinde Osmanlı yazılar vardı, vecize tarzında. Eski Osmanlı kahvehanelerinin birisinde şöyle bir yazı Osmanlı'da yazmışlar. Onu da size söyleyeyim. Tam bu manaya bakıyorum. Ne kahrı adadan kahredici olan şeyleri diyor ne düşmandan bil, ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil. Lütfü de aşinalardan, dostlardan bilme. Kahrı da adadan, düşmandan da bilme. Bir daha okuyup söylüyorum. Ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil. Umurun, yani işlerin Hakk'a tevfiz eyle, Cenab-ı Hakk'a havale eyle, zat-ı kibriyadan değil. Bir daha şimdi kesmeden söyleyeyim. Ne lütfü, ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil, umurun Hakk'a tevfiz eyle, Cenab-ı kibriyadan bil. Kahvanede yazıyor. Kahvanede. Osmanlı kahvanelerinde bak böyle ibretli şeyler var. Kültürü. Evet. Pis resimler. Ya. İşte Sübhaneke kelimesiyle ya, sakın rahmeti itham etme. Bakın ben size söyleyeyim. Bu çok önemli. Fevkalade önemli bir şey. Ve altını çizmek istiyorum. Bu hayatımızın sonuna kadar çok lazım olan, hayatımızda düstur olarak olacak bir şeyi ben söyleyeyim. İmanla hüsnü zan bitişiktir. Yani imanla hüsnü zan bitişiktir. Sırtı değil mi abi? Sırtı değil mi? Doğru, az bir karıştırma. Kattınla karıştırıyorsun. İmanla zan bir müminin imanı inkişaf ederse onun hüsnü zanını da inkişaf eder. Bak. İkinci sözü yazmış. İkisi de bahçeye girdiler. Biri nasıl gördü, diğeri nasıl baktılar. Şu sekiz yüzü hatırlayın. Ve Mahat'tan size bir cümle okuyayım. Okuyayım mı? Evet. Yani, şimdi onun üzerinde durmamız gerekiyor. Bak. Sekizinci söz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü Esselamu Resulü Muhammedin ve Ala Resulü. 23. söz, bu sözün iki vefası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَدَ سَافِلٍ اِلَّا لَز۪ينَ اَامِنُوا وَاَمِنِ السَّالِحَةِ Birinci vefas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-u iman ile âlâ-i illiğine çıkar, cennete layık kıyılır ve zulmet-i küfür ile esver-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman
insanı Sani-i Zülcelil'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-ı esma-i Rabbani itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı Rabbani'ye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetdar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle o sanat da teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı musavar suretinde yaratmıştır. Eğer nur-i iman içine girse, üstündeki bütün manidar nukuşlar o ışıkla okunur, o mümin şuur ile okur ve intisapla okutur. Yani Sani-i Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insanda sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyene intisaptan ibaret olan iman insandaki bütün asarı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye göre olur ve ayne-i semadaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Birinci mefas, imanın binler mehasininden yalnız 5'ini 5 nokta içinde beyan ederiz. İmandaki güzellikler. Tabii bunun izahı uzun gider de. Mevzusundan da taşmayalım da. Kainatta bütün güzelliğin, kemalatın kaynağı iman. Mesela 2 kelime var. Bir kelime refah. Bir kelime de saadet. Refah kelimesi iktisadi bir özellik taşıyor. Ekonomik bir tabir. Mesela bir insanın refahı yüksek olabilir. Yani altında en güzel araba, en güzel köşkte, sarayda yaşıyor. Bağı var, bahçesi var, parası var, devlet ve servet var. Bu refah. Refah saadet değildir. Refah selamet değildir.
Refah kalbin inşirahı, ruhun imbisatı değildir. Refah insanlara ne yapabilir? Kolaylık getirir. Meşakkatları izale eder. Ve bir kısım insanların, küçük ruhlu insanların dünyasında da izafet ve nispetle, parayla, servetle, makamla insanlar ne yapabilir? Enaniyet ve gurur pazarına çıkabilir. Ama hakikat noktasında insana lazım olan saadet ve sürurdur. Saadet ve sürurun da kaynağı para değildir. Makam değildir, rütbe değildir. Varlık ve devlet değildir. Saadet ve sürurun kaynağı da imandır. Eğer teşbih tam yerindeyse, saadet imanın gölgesidir. Biraz daha açarsak, bir müminde iman ne kadar inkişaf ederse, ne kadar suhiyet feyde ederse, ne kadar kemala doğru ziyadeleşirse, o insanın saadet ve sürru da o ölçüde ne yapar? Artar ve inkişaf eder. İşte bu tablonun en güzel misali asr-ı saadettir. Sahabeler. Demek saadetin kaynağı iman. Ruhun itminanı iman. Kalbi teskin eden iman. İnsanı meşakkat ve musibetlere karşı koruyan, muhafaza eden iman. İman inkişaf ettikçe müminin dünyası firdevsi bir cennete döner. Daha dünyada o cenneti sanki yaşar. Yani iman kelimesi hayatın bütün tabakalarına, iman kelimesini biraz daha şumulli düşünürsek, yani imandaki güzellik her şeyde var. Şimdi bir öğrenciye soruyorsun, nerede okuyorsun? Diyor ki, fizikte okuyorum. Kaçıncı sınıf? Hocam bu sene Bismillah dedik. Besmele birinci sınıfa başladı. Şimdi fizik bölümüne girdi. Bunun fizik bölümüne imanı var. Yani 4 sene sonra çalışırsam ben buradan 5 sene sonra fizik mühendisi olarak çıkarım. Bir başka öğrenci de tıp fakültesine girdi. Önce inanıyor, dikkat edin, sonra amel ediyor. İmanım var, 6 sene sonra bu fakülteyi bitirenler doktor olur. Bakın önce iman. O imanla üniversite imtihanına giriyor ve gidiyor tıp fakültesini kazanıyor. İman etti, fakülteye girdi. Sonra ne lazım? Amel. 6 sene amel edecek, fiilini ne yapacak? Çalışacak. İllellezine amenu ve amelü salihat. Önce iman, arkasından amel-i salih, karşısında ve şillezine amenu. İman edenlere müjdele. Neyi? Cenneti. Bakın mecaz manada ifade edersek, dünya cennetinin de kaynağı iki şey. Mesela bir doktor için değil mi? Misalimizi kime vermiştik? Doktora vermiştik. Bir doktor için dünya cennetinin yolu ne? 2 şartı var. Biri iman. Tıp fakültesine inanacak. Bu memlekette tıp fakültesi var. Ve gider oraya kayıt yaptırır. İmtihanı kazanırsan, kayıt olursan 6 sene sonra diploma alırsın. Önce iman. Sonra kazandı. Sonra ne? Amel. 6 sene fiilen çalışacak. İmanın arkasında amelini tekmil ettikten, tamamladıktan sonra fakülteye ne veriyor? Diploma veriyor. Dünya cenneti. Mütehassıs doktor. Uzman. Bu kanun hayat ebedi içinde geçerli. Önce iman, artı amel-i salih, ibadet. Demek imanın dünyada da ne var? Çok faydası var. Şimdi işi uzatmayalım. Bu metne mutabık ifade edelim.
İmanın diyor binler mehasini var, binler güzelliği var. Saymakla bitmiyor. Yalnız beşini, beş nokta içinde beyan edeceğiz. Birinci nokta. Şimdi imandaki birinci güzellik. İman, birinci nokta insan nur-u iman ile alay-ı illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Şimdi Cenab-ı Hak insanı ne melek ne de şeytan hüviyetinde yaratmış. Melekler mutlak hayrı temsil ediyor. Onlarda günah işleme kabiliyeti yok. Şeytanlar da mutlak şerri temsil ediyor. Ama Cenab-ı Hak insanın istediğini muhayyer bırakmış, serbest bırakmış. İşte imandaki birinci güzellik. Eğer Allah'a iman ederse, Rabbini tanırsa, öyle terakki eder ki, âlâ-i illiğin. Melekleri dahi ne yapar? Geçer. Eğer küfre düşerse, münkir olursa, ateist ve dinsiz olursa, öyle tedenni eder düşer ki, esfel-i safilin, şeytanlarla aşağı düşebilir. İşte insan, böyle bir mahalli imtihana muhatap olmuş. Önümüzde hem âlâ-i illiğin var, hem esfel-i safilin var. Şimdi biz şu anda muhayyeriz. Şu anda insaniyet mutlak hayırla mutlak şer arasında muhayyer. Yani insan imanıyla, kesbiyle, ubudiyetiyle, fazilet ve kemalatıyla yol açıktır. Ta âlâ-i illiğine kadar yükselebilir. Ya da Allah korusun ayağa kayarsa esfel-i safiline düşebilir. Nur-i iman ile insan âlâ-i illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile, küfür zulmetiyle, esfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman, insanı sani-i zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Yani. İman intisap. Bakın şimdi her şey kıymetini, önemini, ehemmiyetini intisaptan alıyor. Bu kanun. Hayatın her tabakasında da geçerli. İnsanın şerefi intisap şerefidir. İman da nedir? İman da intisaptır. Şimdi olaya mesela pratik yaklaşalım. Bir gence soruyorsun, söyle bakalım sen kimin oğlusun? Ne söyle bakalım, kimin oğlusun? Diyor ki, İstanbul valisinin yeğeniyim. Anladık da kardeş, ben sana amcanı sormadım. Babanı sordum, babam kim? Babası köyde, fukarayı sabirin. Kimse bilmiyor, tanımıyor. Kendini babasına nispet etmiyor. Kime nispet ediyor? Amcası. Amcası vali. Sen kimin oğlusun? Ben de bakanın yeğeniyim. Ben sana dayını sormadım. Gel bakalım. Sana babanı sor. Babam inşaatta işçi. Bak demiyor babam inşaatta işçi. Şimdi burada gençler üniversite imtihanına hazırlanıyor. Sonra sonuçlar geldi. Ahmet ne yaptın? Bakın göğsünü kabarttı. Abi. Boğaziçi. Elektrik, elektronik. Orayı kazandı. Bunları yetti. Sen ne yaptın?
Ve çalışmamış. Hakkari, tezek, kurutma, mesleği işte okumuş. Hafizim sustu. İntisap. Sen üniversitede hangi hocadan okudun? Bu da intisap değil mi? Nereyi bitirdin? Devam ediyorum, göksüm geliyor, ben diyor, Harvard'ı bitirdim. Ya sen? Ya biz de senden geri mi var? Biz de Oxford'u bitirdik kardeşim. Sen? Ben işte filan lisede, İstanbul, Galatasaray Lisesi'nde, yok öbürü filan lisede, ben işte uydur gayrı bir lisede. İnsanlar izafet ve nispet de önem kazanıyorlar. Bakıyorsun adam, ağanın oğlu. Babasının şerefiyle şerefleniyor. Babasının mülkiyetiyle, varlık ve devletiyle ne yapıyor? Ferahlanıyor. Şu 18 paraköy bizim. Şu dağlar bizim. Şu ovalar bizim. Şu tarlalar bizim. Şu meralar bizim. Şu sürüler var ya, şu dağları ulaşan, bütün sürüler var ya bizim. Şu pamuk tarlaları da bizim. Ağanın oğlu. Şahzede. İstikbalde yarını olacak. Padişah olacak, sultan olacak. Osmanlı'nın başına geçecek. Üç kıtayı, yedi iklimi idare edecek bak şahzede. Bu izafetten dolayı kıymet kazanıyor. Bu bir kanun. Ben şimdi zaman zaman anlatıyorum. Adam biri oduncuymuş. Bir tane merkebi varmış. Dağa gidermiş. Odunu kesermiş. Gelirmiş piyasada. Odunu satarmış. Oduncu. 3-5 kuruş kazanıyor. Sonra yaşlanmış. Bir gün oğlunu çağırmış. Oğlum demiş. Artık vazife bu kadar. Bundan sonra görev senin. Aha. Merkep. Aha. Balta. Kazma. Ağda ip. Götüreceksin. Dağdan odunu kesip pazarı satacaksın. Neyse çocuğu işi öğrenmiş. Gidiyor dağdan odunu kesiyor. Pazarı satıyor. Akşam gelirken de parayı babasına veriyormuş. Baba işte şu kadar kazandı. Bir gün kapıdan içeri girmiş. Babası sormuş ki oğlum bugün ne kazandı? Demiş baba bugün hiçbir şey kazanmadım. Niye oğlum? Baba demiş pazara giderken birisi bana yüksek sesle dedi ki ey ağanın oğlu odunlar kaça. Baba diyor ağanın oğlu deyince ağzım gevşedi. Ağanın oğlu. Bir ağanın oğlu pazarda odun satar mı? Dedim ki bedava. Dedim bedava. Babası kaşlarını çatmış. Oğlum demiş. Madem sana ağanın oğlu dedi, merkebi de üzerine verseydin ya. Niye demedin? Bakın şimdi, ağanın oğlu. Valinin yeğeni. Bakanın yeğeni. Padişahın oğlu. Bakın şimdi imandaki insan, bu ağa, bakan, devlet ve servet değil. Allah'ın kulu. Ya, iman. Sultan-ı ezeli olan, kayyum-ı ebedi olan Cenab-ı Allah'ın kulu. Bu nasıl bir şereftir? Bu nasıl bir mazhariyettir? Cenab-ı Hak izan ettirsin. Yani biz değil mi? Cenab-ı Hak'tan alacak şerefimizi almışız. Allah'ın kulu. Bitti. Onun için Cenab-ı Hak'ın indinde kulluktan daha büyük şeref yok. Kulluktan daha büyük mazhariyet yok.
kulluk başka. Allah'ın kulu. Kulluk o kadar önemli ki, bakın değil mi? Biz peygamberimizi tasif ederken, tarif ederken önce ne diyoruz? Önce abduhu, sonra Resuluhu, önce kul. Resulullah ne? Önce kul. Önce abd, sonra Resul. Kulluk risaletin önüne çıkmış. Önce kul. Şimdi antikacılar çarşısına gidiyorsun, bakıyorsun şurada bir tane şey, tablo. Picasso'nun tablosu. Leonardo da Vinci'nin tablosu. Van Gogh'un meşhur tablolarından birisi. Gidiyorsun, ne kadar bu tablo? Adam diyor ki efendim, 50 bin dolar. Dünya çapında bir tablo. 50 bin, 100 bin dolara ne yapılıyor? Satılıyor. Hatta öyle tablolar var ki sigorta şirketleri dahi şey demiyor, sigorta edemiyor. Çünkü yansanı yok. Yansa, paralansa, parçalansa onun mukabili yok. Şimdi 50 bin dolar verdin, aldın. Aldın ama sen bu işe daha yeni girdin. Antikadan anlamıyorsun. Geldin, efendim, komşun, yanındaki dükkancı, antikacı. Desen ki ya bak şu tabloyu aldım, buna da ne verdim? 50 milyon dolar. Antikacı alsa ve baksa, böyle baksa, incelese, uzman ya. Dese bir arkadaş, bu tablo ne? Sahte. Valla. Gitti. Ne gitti? 50 milyon dolar gitti. Halbuki aslının aynı gibi. Hiç de fark edilmiyor. Niye biri 5 dakika önce 50 bin, 50 milyon dolardı, öbürü 5 dakika sonra onu kuruş etmiyor? İşte intisap. Bu tablonun esasını Van Gogh yapmış. Michelangelo'dan çıkmış. Dünyanın en mükemmel ressam, en mükemmel, en meşhur ressamı yapmış. İşte ona nispet edildiği için o kadar kıymetli. Ama aynısını yapsan, senin fırçandan çıksa, ne kadar benzerse benzesin, orijinal değil, o 5 kuruşunu yapmıyor, etmiyor. Demek kıymet, izafet ve nispette. Filan ressamın fırçasından çıktığı için bu kadar kıymetli. Şimdi imandaki intisaf ve şeref. Sen de bir tablosun. Ama canlı bir tablosun. Hayatlar bir tablosun. Seni kim çizdi? Fırça kimin? Hallakiyet kimin? Tasarım kimin? Az düşün. İşte iman ile insan intisaptaki şerefi anlıyor. Ben sani alem olan Allah'ın mahlukuyum. Beni yaratan O. Beni çizen, hayata hazırlayan, bana bu insaniyet nimetini bahşeden Cenab-ı Hak. İşte mümin intisaptaki şerefi anlıyor ve kıymet kazanıyor. Kafir ne yapıyor? İnkar ediyor. Mümin imanıyla âlâ illiğine doğru terakki ederken kafir küfrüyle esfel-i safiline düşüyor. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-ı esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı Rabbani'ye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayatı hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanın sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır.
bazen müsavi, bazen madde daha kıymetdar, bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Şimdi Topkapı Sarayı'na git, değil mi? Orada Hazreti Ömer'in kılıcı var. Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın kılıcı var. Tabi orada gördüğümüz kılıçlar çok şeyli, akışlı, mücevheratla süslenmiş. Aslında orijinalleri öyle değildi. Osmanlı'da bu mübarek eşyalar kıyamete kadar yaşasın diye Osmanlı sanatları onu almışlar. Sonra da paslanmasın diye nakış etmişler. Yani orijinal olarak onların öyle kabzası böyle gümüşten, altından, yakuttan, böyle ince antika taşlardan müteşekkil değildi. Osmanlı sanatkarları onu bu şekilde getirmişler. Bir antika olduğu için ve muhafaza etmişler. Şimdi onu orijinal olarak düşün. Hazreti Ömer'in kılıcı. 1400 sene önceki kılıcı. Topkapı'ya git. O kılıca bak. Antika. Antikalığı nereden geliyor? İntisaptan. Hazreti Ömer'in kılıcı. Hazreti Faruk'un cihangir olan o muhteşem sahabenin kılıcı. Bu gözle baktığın zaman o kılıç nedir? Antikadır. Milyonları, trilyonları versen o kılıcı ne yapamazsın? Alamazsın. O kılıcı al, 1400 sene önceki kılıcı al, getir, kaba demircisine çarşısından içeriye sok. Götür bir demirciye. De ki, bunu al. Demirci bir sağına bakar, bir soluna bakar. Biliyor kardeş. Bu demir kendini yemiş, bitirmiş. Paslanmış, oksitlenmiş. Bu fazla bir şey etmez yani. Ama ta buraya kadar yemişsin. Senin ayak ücretini veririm. İşte 10 kuruş. 10 lira. Bakın, aynı kılıç. Antikacılar çarşısında milyarlara satılıyor. Aynı kılıç demirciler çarşısında 5 kuruş. Demek eşyanın kıymeti intisapla ortaya çıkıyor. Şimdi Topkapı'da bir rivayet Hazreti Osman'ın yazdığı ya da bir rivayette Kur'an okurken şehit olmuş, kanının düştüğü Kur'an-ı Kerim var. Küfür harflerle yazılmış. Bu Kur'an'a da uzmanlar paha biçemiyorlar, o kadar kıymetli. Niye? Hazreti Osman yazmış. Şimdi herkesin önünde Kur'an-ı Kerim var. Çok daha güzel okunuyor. Küfür yazıyor, herkes okuyamaz. Çok istisna yani. Küfür yazıyor, okuyan insanların sayısı parmak kadar. Herkesin önünde Kur'an var. Şu Kur'an'ın hediyesi belli. Ama Kur'an'a milyarları versen alamazsın. Neden? İzafet ve nisbet. Hazreti Osman yazmış da onun için. Şimdi bir kitap da olsa, değil mi? Onu da bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam yazmış olsaydı. Yani Resulullah bir kitap yazmış. Şimdi o kitap ne kadar kıymetli oluyor, ne kadar antik oluyor. Peygamberimiz yazmış. Bunu da geçelim. Bir kitap var. Onu da bizzat Allah yazmış olsa. Cenab-ı Hak yazmış. O kitap ne kadar mucize olur. Ne kadar mükemmel olur. O kitabın pahası ne kadar yüksek olur. Az düşünün. İşte insan Allah'ın yazdığı bir kitap. Seni Allah yazmış.
Seni Cenab-ı Hak yarattı. Sen antika Allah'ın sanatısın. Allah'ın kitabısın. Seni nakkaş olan, ezeli nakkaş olan Allah halkıtmış. Sen o nazımın nazmından geliyorsun. O alimin ilminden dökülüyorsun. O kadirin kudretiyle varlık alemine çıksın. O hakimin hikmetiyle yaratıldın. Seni Allah yazmış. Seni Allah yaratmış. İşte iman gözüyle bakınca insan antikacılar çarşısına giriyor. Benim sahibim, benim katibim Allah. İnsan kainat kadar, kainatın fevkinde ne yapıyor? Kıymet kazanıyor. Ama küfür içerisine girerse, katibini, sahibini unutursa, o zaman insan demirciler, kaba demirciler çarşısına düşüyor. Üç kuruşa alınıyor, beş kuruşa satılıyor. İşte bugünkü insan. Bakın. Onun için iman ile insan intisaptaki şerefi anlıyor. Beni Allah yazmış. Beni Allah yaratmış. Ben onun eseriyim. Onun sanatıyım. Onun iradesiyle şekillendim. Onun ilmiyle, onun kudretiyle varlık alemine çıktı. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle o sanatta teşhir edilse 1 milyon fiyat da satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı müsavar suretinde yaratmıştır. Demek insan Allah'ın en antika sanatı. Kudretin mucizesi. Rububiyetin harikası. İnsan mümtaz. İnsan müstesna. Yerde ve gökte yaratılan her şeyi Cenab-ı Hakk'ın kemalatını gösteriyor. Maharet ilahiyeyi sergiliyor. Yerde yaratılan her şey Allah'ın rububiyetinden haber veriyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, sonsuz kemalatını, rububiyetindeki kemalatı en müşahşaha tarzda, en güzel şekilde gösteren en cami, en mükemmel ayna insan. Allah insanı yaratmış. Onun için Cenab-ı Hakk'ın ekser sanatı, ekser isimleri insanda tecelli ediyor. Bak, insanda camiyet var. Hayvanlardan farklı. Allah akıl nimetini bahşetmiş. Nutuk vermiş, kelam vermiş, beyan vermiş, lisan vermiş. Cenab-ı Hak insanı duygularla teçhiz etmiş. Hissiyat da donatmış. Hayatını deruke edebilecek cihazlar insana verilmiş. Tam camiyete merkez bir ayna olarak yaratmış. Onun için Cenab-ı Hakk'ın en antika sanatı kimdir? İnsandır. En nazik, en nazanin bir mucize-i kudrettir. İnsan Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının tecellisine merkez ve aynadır. Mahlukatta takılan nakışların en incesi, en dakiki, en güzeli insana takılmış, insana bahşedilmiş. Onun için insan kainatın diyor bir misal-ı müsavarasıdır, küçük bir numunesidir. Yani kainatta ne varsa
ala küllal numunesi insanda var. Arş var, kürsü var, alev misal var, nehv-i mahfuz var. Bunların da küçük bir numunesi insanda var. Yani arşa bedel insanda kalp var. Kürsüye bedel insanda dimağ var. Alev misal, lehv-i mahfuz'a medar insanda hayal var, hafıza var. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. En nazik ve nazinin bir mucize-i kudrettir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı musallar suretinde yaratmıştır. Nazik ve nazini diyor ya. Nazik ve nazini. Bu nazik değil mi? Bu insan çok nazik. Şimdi hayvanlara bakın. Bak şimdi orada sen sırtını karnıtere veriyorsun. Soğukta hayvanlar ne yapıyor? Kaloriferi. Kaloriferi mi var? Hı? Oturdukları güzel koltukları mı var? Halıları mı var? Elektriğin altında mı oturuyorlar? Sofralarına bak. İnsanın sofrasına bak. Her şey insanın bir sofrasını at. Salatalık nazik. Bir de soyuyor. Ve bir de tuz getir. Şu sofraya bak. İnsan nazik değil mi? Karpuzun göbeği sana. Kabukları kime? İneklere. Mısır'ı soy. Tanesi sana. Koçanı. Koçanı dinekleri. Dallar kime? Yağlar kime? Nimetler kime? Hayvan ne yiyor? Bak diken yiyor. Diken diken. Ağzına batıyor diken. İnsan nazik diyor. İçeri çıkıyorsa bir de İstanbul'da yetişmiş. Anadolu'yu bilmez. Yayladığın, bağladığın, bahsettiğin haberi yok değil mi? Şimdi çıkar yaylayamazsın. Şuradan bir tane iğne şey, bir tane diken battı. Bir de bağırıyor. Baba, anne, gel. Lan bir kere bir şey oluyor ya. Bir tane şey, ya bu kadar. İğnenin ucu gibi bir tane şey etmiş. Diken batmış. Feryadı basıyor. Bak, hayvan diken yiyor. Diken ağzına bak. Değil mi? Batıyor. Saman diyor. Saman ağır ağzında evir çevir. Tadı mı var, tuzu mu var, suyu mu var? Kupkuru. O saman, o tükenmiyor, sen ne yiyorsun? Ya, o nerede yatıyor, sen nerede yatıyorsun? Ahır. Sen ahırı bilir misin? Sana döşek lazım, sana yün lazım, sana saray lazım. Onun için insan en nazik, mahlukatın en nazik insan, en nazenli bir insan. Zarafet ve nezafet bir cephesi de insanın asalet cephesidir. Allah'a kurbiyet ciheti cephesidir. Fıtratta nezaket var. Ama o nezaket ve zarafeti kemala çıkartan imandır. Amel-i salihdir, güzel ahlaktır. Evliyaların hayatlarına bakın. Ne kadar nazik, ne kadar edepli, ne kadar anlayışlı, ne kadar mütevazi. Bir de ehli dünyanın dünyasına bak. Şöhret sarhoş etmiş, divane,
Dünyası şov. Patırtı gürültü. Onun için bir Müslümanda iman inkişaf edince zarafet ve nezafet de inkişaf ediyor. O mümin yumuşak oluyor. Pamuk gibi. Kavrileyi. İnçtiriyor. Kırmıyor. Dökmüyor. Parçalamıyor. İnsan şahsiyetine itibar ediyor. Paralamıyor, parçalamıyor. Zarafet ve nezafet hayatına giriyor. Sana bak payımızı diye değiştirsin. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cillesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı müstaver suretinde yaratmıştır. Eğer nur-i iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve intisapla okutur. Yani Sani-i Zülcelal'in masnu'uyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine masarım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye göre olur. Ve ayne-i semadaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. El-Fatiha.